York County'de 15'in ölümüyle suçlanan bir genç, mahkemede kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etti. 17 yaşındaki Jacob Matthew Morgan, ıslah departmanında 15 yıl geçiriyor. Arkadaşları tarafından Matt olarak bilinen Morgan, 2016'nın Mart ayında Rocky Hill'deki karavan evinde çıkan yangında üvey kardeşi Joshua Hill'in hayatını kaybetmesinden sonra tutuklandı. Morgan, cinayet yerine kasıtsız adam öldürme suçunu ve çocuk istismarı yoluyla cinayet yerine çocuk suçlamasına karşı yasa dışı davranış suçunu kabul etti. Genç, ayrıca masumiyetini koruyarak 1. derece kundakçılık yerine 3. derece kundakçılık için bir Alfred savunmasına girdi. Geçen yıl savcılar Morgan'ın sonunda yangını başlattığını kabul etmeden önce birkaç çelişkili ifade verdiğini söyledi. Müfettişler yangın düzenlerinin 2 yangın çıktığını gösterdiğini ifade ettiler. Ve Morgan'ın hikayelerinin bir anlam ifade etmediğini söylediler. Sled, müfettişi William Keller, tahminime göre her iki yangın da potansiyel ısı kaynaklarına veya yakınına, her ikisi de ısıtıcıların yakınında, yangının kazara olduğunu gizlemek için çıkarıldı dedi. Mahkemede duygulanan Morgan, yargıca kardeşini sevdiğini ve onu kurtarabilmeyi dilediğini söyledi. Ama yapamadı. Morgan, onu öldürmek, kendimden bir parçamı öldürmek olurdu dedi. Savcılar, yargıca, yangının Hill'in uyuduğu yatak odası ve oturma odası olmak üzere iki noktadan çıktığını söyledi. Morgan, karavan evi alevler içinde kalmadan önce çay mumları yakmakla suçlandı. Avukat yardımcısı Willie Thompson, gencin ateşe karşı bir hayranlığı olduğunu ve bu kanıtların alevlerin kasıtlı olarak yakıldığını gösterdiğini söyledi. Thompson, kesinlikle kardeşini öldürmeye niyetli olup olmadığını biraz tartışmaya açık olabilir dedi. Ama en sonunda kardeşini öldüren yangını o çıkarttı. Savcılar, Morgan'ın bir cep telefonu olduğunu ancak onu asla yardım çağırmak için kullanmadığını söyledi. Ağabey aleyhindeki delillere rağmen sevenleri arkasında durmaya devam ediyor. Joshua'nın babası ve Morgan'ın üvey babası Mike Hill, küçük oğlumu kaybetmenin üstesinden asla gelemeyeceğim dedi. Küçük oğlumuzu kaybetmekle suçlanan diğer oğlumu da asla unutamayacağım. 1. derece kundakçılık suçlaması zorunlu askeri 30 yıl hapis cezasını gerektirir. Morgan, kamu savunucusuna danıştıktan sonra devletin onu mahkum etmek için yeterli kanıtı olduğunu kabul ederek Alfred savunmasına girmeyi seçti. Masumiyetine her zaman inandık. Çünkü oğlumuzu tanıyoruz. Aleyhindeki delillerin korkunç göründüğünü biliyoruz, dedi Morgan'ın annesi Julie mahkemede. Savcılar anlaşmadan ve Morgan'ın parmaklıklar ardına geçireceği süreden memnun olduklarını söylediler. Avukat yardımcısı Thompson, kurbanın ailesiyle zanlının ailesi aynı kişi olması ve kavuşturma yapılmasının istenmemesi nedeniyle bunun zor olduğunu söyledi. Ailenin arkadaşları ve komşuları onu hiç kavuşturmamamız konusunda çok kararlıydılar. Ancak bu bir seçenek değildi çünkü bu açıkça bir suçtu, dedi Thompson. Morgan'ın ailesi bir oğlunu daha kaybediyormuş gibi hissediyordu. Michael, olabildiğince hazırız. Acı asla geçmeyecek. Ama umarım zamanla azalır, dedi. Morgan, serbest bırakıldıktan sonra 5 yıl gözetim altında tutulacak. Ancak şartlardan herhangi birini ihlal ederse 15 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Tabii bundan önceki kendisine çarptırılan 15 yıl hapisi bitirmesi gerekiyor.